Hocam tebrikler önce. Teşekkürler. Galatasaray'a 2'ye katladınız 27 puan. Fener'le... Kendinizi tanıtır mısınız? Ferdal Uzundur Kan Futbol Plus. Galatasaray'la 27 puan şu anda. Fener'le 17, Beşiktaş'ta 18 puan. Ve 3 takım da hocasını gönderdi. Neredeyse transfer yapmıyor. Hala şampiyonlukta bir endişe var mı yani siz? Ya şampiyonlukta bir endişe değil. Ben bütünden gitmedim. Hep parçadan bütüne gittim. Yani şimdi niye ben 15 hafta sonrasının durumunu yani şampiyon olduk? Zaten bu hedefe geçer. Trabzonspor'un olduğu yerde yarış vardır. Hedef vardır. Rakiplerin ne durumda oldukları değil ama burada bence çıkış yapan takımlar var. Organizasyon olan takımlar var. Yani Konyaspor var. Alanyaspor iyi çıkışlar yapıyor. Organizasyonları var. Hatayspor zaman zaman dalgalanmalar. Antrenör kalitesinin arttığınca organizasyonların da arttığını düşünebiliyorum. Onun için büyük takımlar zaman zaman bunu yaşayacaklar. Yani ilginç bir sene. Biz de beklemiyorduk. Ama biz kendi oyunumuzu geliştirip ve puanları almaya devam etmek istiyoruz. Nevzat Dindar Milliyet Hocam tebrikler. Uğurcan'a ayrı bir parantez açmak ister misiniz? Gerçekten de muazzam kurtarışlar yaptı ve önümüzdeki sezon Uğurcan'ı izlemeye devam edecek miyiz Trabzonspor'da? Bizim Trabzon'un verimli topraklarından çıkmış çok değerli ve milli takımımızın kalecisi şu an itibariyle. Özellikle 2-1 öne geçtikten sonra iki tane iyi kurtarış yaptı. İlk yarı itibariyle de çok belki gelmedi ama Uğurcan buranın değerli oyuncusu. Trabzonspor'un öncelikle hedefimiz ulaşılabilir hedefimize bir ulaşalım. Ondan sonra bu genel bir durum değerlendirmesi oyuncu açısından da genel açısından da yapabilir. Çünkü burada herkes hani bu topraktan geldiği için, buradan yetiştiği için Trabzon'un şampiyonluğuna kitlenmiş vaziyetler. Başka hiçbir düşünmüyor şu anda kimse. Hocam tebrik ederim. Ferhat Kızıltaş, trhaber.com. Hocam geçmiş dönemlerde Başakşehir'le şampiyonluğa çok yaklaştığınız dönemler vardı. Belki de yani garantileyecektiniz. Çok enteresan maçlar kaybettiniz. Şu an Trabzonspor şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görülüyor. Hatta şampiyon bile ilan ediliyor yani öyle gösteriliyor. Bu sürece takımınızı nasıl hazırlıyorsunuz? Bu ekstradan bir baskı yaratıyor mu takımda şu an? Ben senin sorduğun soruya gülüyorum sadece. Hayat her gün sana bir deneyimler kazandırıyor. Bence bugün 68'e 105'te ne oldu onu değerlendirmek lazım. Başakşehir'in üzerinden çok değer verdiğim bir yer. İki tane kulüp değişti. Başka soru alalım. Şu arkadaşımızı evet ona verelim. Genç Sözcü Gazetesi. Hocam tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bugün birçok kırılma anına şahit ettik. İlk yarıda Uğurcan'ın çıkardığı çok kritik bir top vardı. Ters ayakta yakalandı. İkinci yarıda da sizin iki tane hamleniz oldu. Bir tanesi Ahmet Can. Öncelikle Ahmet Can'ın performansını nasıl buldunuz? Bunu değerlendirir misiniz? İkincisi de size göre kırılma anı hangisiydi hocam maçta? Ahmet Can'ın performansı zaten bunu bizi bugün oyuna başlamayı da düşündürdü bu 8+3'ün planlarken. Ahmet Can 15 aydır bizimle beraber Trabzon kaynağından çıkmış. Genç milli takımda da kaptanlığını yapan. Bizim için aynı zamanda bir proje. Trabzonspor'da oynayacak. Milli takımda oynayacak. Sonra Avrupa'ya gidecek oyuncu adaylarından bir tanesi. Ama onun da ayakları yere sağlam basacak. Ha çalışarak her şeyle ilgili sadece saha değil, okuluyla, eğitimiyle, yabancı diliyle ilgili de çalışmalar yapıyoruz onunla ilgili. Şey yapacak, çalışarak kendini geliştirecek. Kırılma anı, maçların içinde bir sürü kırılma anları vardır. Bence birbirden sonra ikinci yarıdaki oyun, birbirden sonra yaptığımız baskıdan gelen goldür.